Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musulman qol astida ishlaydigan kishiga qandoq muomala qilish kerak? Xizmatchi qilgan ishning badali uchun to'liq haq olish kerak emasmi? Qol astimizdagi ishlaydigan kishilarga Allohga bo'lgan qulchilikni ado qilish uchun qandoq sharoitlarni hozirlab berishimiz kerak? Xizmatchini kuchi yetmaydigan ishlarga buyurish to'g'rimi? Uning o'lchimi nimalardan iborat? Aile azalarının kol astıda işleydiğen kişi ya ki şagird ben bulgan alakalarda dikkat kılışı vacip bulgan işler nimelerden ibaret? Yine sohbetimizin devamına merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatul muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulihil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Dünyanın her kaysı yerlerdeki körümen kırındaşlar, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün biz Allah'ın yardım bilen hukuk ve mecburiyet namlı programımızın 14. bölümünü sile bilen ortaklaşış için ben Nizamiddin Temkini, hukuk ve mecburiyet namlı sohbetimizden daimlik mühmini Ustaz Muhammed Ali bilen bir araya geldik. Sohbetimizin bu bölümü de kol astımızda işleydiğen hizmetçiye İslami ahlak bilen muamele kılıç doğrusu da tohtulumuz. Assalamu alaykum ve rahmetullah Ustaz Muhammed Ali. Aleyküm assalam. Bugünkü sohbetimiz hizmetçiye İslami ahlak bilen muamele kılıç doğrusu da buludu. Bizden bugünkü muhacirette ki hayatımızda köpsenlik kırındaşlarımızdan işinin, özünün işinin özü hüddüsünden çıkıp bu kilovatkan bolsun mu? Ama kişilik durmuşun yanına birbirimizge ihtiyacımız düşüdü. Birbirimizge yardımlaşış, meyle haklık bolsun, ya ki haksız bolsun, ya küllük olsun, ya ki aylık bolsun, işleydiğen, birbirimiz bilen ilim birim iş kıldığan işler, bu davranışıp kıldığan hayatının ki bir kümlük durmuşumuz bulavatka işlerinin biri. Meyle şirket açkan kırındaşlar bolsun, meyle duka açkan kırındaşlar bolsun, başkalarını işle tutan dünyada. Maşo ceryanda birbirimizge elbette ihtiyacımız düşüdüğallıkını hemimiz bilimiz. Köpsendeki kişiler, kol astı işleyen kişilerge ben de işleydik o bu degen, bunun gibi ben hak birmen o degen asasta muamil de buludu. Yani bunda açıda bizsak gayri yakşı muamil bulmaydıgan bu işlemçi o degen karıştı bulduğun bunda işler buludu. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda deyilip ötken hadisdim o. Enes radıyallahu anh'ın hadisinde ben Peygamber aleyhisselam'la yine 10 yıl hizmet kıldım. Birer iş için bana fakat tapıtağını kılmaydı de şimdi bayan kılırdı. Yani bu hadisi biz çıkış kıp durup temir girsek bu Resulullah'ın ki bu ahlakını kandak düşünümüz. Hizmetçi kandak kanda yaşı muamını kılgan bulumuz. Ama şartı bir tohtup ötken bulsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve ben vala emme ba'du. Hem de kişilik durmuşta hayatının normal terakkiyatı için her kişi özünün iktidarı yarışa cemiyetteki malum bir sahada hizmet kılıyordu. Meyle bir mektep doktuşluk kılsın, bir zavutta işlesin ya başka organda işlesin ya bir aşkan da mesela işlesin. Her adam cemiyette özgü layık, özünün iktidarı yarışa bir urunu tapıdı. Bu hayatının ihtiyacı. Çukun başta buladı. Bu meyli muhacirettiki bugünkü yaşavatkan devletlerde olsun, ya ki vatende olsun, ya ki bizden başka milletlerde olsun, çukun hayatta bulması bulmaydıgan bir görünüş. Az ilgili dep ütülgendek bu ceryanda birbirlik haksızlıklar buludu. Azarlıklar buludu, zulüm kılıçlar buludu. Şu başka bu teminin muhimliğinden bugün biz sohbetge bunu götürüp çıktık. Az ilgili okulgan hadiste mi Peygamber Aleyhisselam'a 10 yıl hizmet kılıp Resulullah'ın onun fakat tapıdanık bakmağallıkı maaşını bunda, nemişki bunda kımmıdın ya ki bunda kılsan bombamdu. Bu bir yüksek namunu karakterlik bir prinsipini bizge ihbarla yapıyordu. Meseleni hulası şekilde, cevher şekilde özüge alan bir ayet var. Sura Al-İmran'ın ki 159. ayeti de
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ Xitab Peyğəmbər Əleyhissəlam qaratılğan adətdəki insanlar emas. Təbii ki, Rasulullahdak dünyaya rəhmət peyğəmbər qıb əvətilgən bir peyğəmbərə qarata Allah Subhanahu wa Taala davatdı. Ey Muhammed. Sənin qalbında oğurlaşqan şu rəhmət tüpəylədin. Sən ulağa mülayim buldun. Amma bu yerdə bizim diqqət qıradığan bir nöqtəmiz var. Resulullah'ın kalbinde oranışkan bu muhabbetinin ki nimidin peyda olganlığını Allah ayette minallah diyen kelimeyle ifadeleydi. Yani insanın özünün kerindişine karta, yani özünün kerindişi dediğim, özünün kol aslında işlev atkan hizmetçi olsun, bir okutuşunun mektepteki okuyucusu olsun, ya ki bir mektep müdürünün kol aslında işlev atkan okutuşları olsun, bir aşkhanı hocayının kol aslında işlev atkan aşkhandaki hizmetçiler olsun, hemisini özü çıkardı bu yerde. Muşulaha karta bir adamın mehriban boğan, boğmuğallıkı neminin ifadesi edilse Allah olan boğan alakısının ifadesi. Çünkü ayetteki ifade noktaları dikkatle karsak فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ Allah. İnsanın kalbindeki rahmet, meri şefkat başkalarına küyünüş Allah denkildi. Yani bir adam özünün etraftakilerine biraz kopallığını his kılsa, özünün kol astıdakilerine nispeten yürekinin katlıklığını his kılıp kalsa, muamelesinin ağırlığını his kılsa, üzdün. Bu adam özünü teşviş gerek. Benim Allah ile boğan aram kanda. Allah ile boğan münasutum kanda. Çünkü ayet davadı da ki, rahmet kimden geliyordu? Allah'tan. Allah ile boğan alakın yakşı olsa, senin kalbin mehir muhabbet kütüşüdü. Etrafındakilerine yakşı muamele kılıyse. Netice dinin buludu. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلَكِ Eğer sen kopal ar, Resulullah da vatkan kitap ha, tabii ki rahmet peygamberi ki bu kadar kitap kuatkan bolsa, bizden ahvalımız ne çökemdi yani. Eğer sen kopal mesela, bağrı taş olup kalsan, Rabbinden tar kılıp kitetti davatı. Kürümüz, anlavatımız, nurgun işçiler, zavut işçileri, işinin katılıkıdın, adimilikten çıkıp etken, tüpeyledin, üzünü öldürüyorlar ehvallah var. Ben işçi. Üzünün bir turmuşunu kandayman deyip kirgen işçi. Üzünün ihtiyacını kandayman deyip kirgen işçi. İşinin katlıklıkını çıdımayı üzünün kandakı varlığı öldürüyorlar. Eminiyette bir işçinin ki bir adamın kol astığı işleymen deyip kilişi o işçi ile o hocayının oturduğu da adimilikte perkoğalık demez. Hayatının kanuniyeti, Allah'ın hikmeti, okşaş insan sen işkilen ama birisini kana kıldı, hocayın kıldı, birini kana kıldı, hizmetçi kıldı. Hocayın ne kalırsa bu nokta yine konuşacak. Allah'ın nezri de, ben hocayın bilen, kol aslında işlev atan hizmetçinin mertesini mi okşaş. Hiç farkı yok. Bu noktayı düşünüş gerek bu yerde. Yani mesela aile hizmetçileri değil, bunların yemek işmeklerine mesela üzdün paraklandırış hocayla. Bir zavutun hizmetçileri değil, ya ki bir şirket işlevi atkallığı değil, bulağa taqt edin yukur derecede hizmetini yükleş. Ancakin bulağa kereklik bunda, insanın lazımlık, normal hayatı lazımlık, şaraitin hakkında akıp vermeslik, hazırlık vermeslik. Mesela üz sığda, işçilerine de soğukta. Mesela insan çıdığı olama, eğer önemli şaraiti şu olup kalsa amel yok. Ama hazırlıklı bulunduğun şerait batırıp, imkaniyet batırıp hazırlamaslık. Mesela olanın yemek işimek değili, durduğun, oturduğun, kubuduğun şeraitler. Bu hazırlamaslıkların özü insanın kalbindeki katlıklığının ifadesi. İnsanın kalbi katlık oldu diyen gibi, şu insanın Allah ile boğan alakasının oldu diyen gibi, üzüldü diyen. Çünkü Allah ile alakası bağlanan adam her gün bulmaydı. Katlık olmaydı kalbi, bağrı taşı olmaydı. Çok onun her işlerden mihriballık kanaktı. Yani o insan Allah'ın rahmetinin nasibisini almakan. Almakan insan. Şunu başkalarını bürenmeydi demek ki. Başkalarını bürenmeydi. Çünkü Allah'ın ağa nasibisi yok, başkalarını bürenmeydi. Eminiyette hayatımızın bu vakitleri geçe nurgun işlerini baştan ötkezdik. Hocayla'nın ki, iş üstündekilerinin ki mihriballık hizmetçilerine.
күйініші бәк чоң нәтижелерін ярытыды. Пауқылады чоң нәтижелерін. Әгер қызметші өзінің адемилікіні, ғорурыны, шәріпіні хис қылса, оның күрілудіған нәтижінің әтті исау олмайды. Аллах разы олсын. Әнді жоқырды біз қызметшіге яқшы мұламыны қылышты орысы да бір пүшенші еге оған болдық. Әнді қызметшінің ке, яны қожайынның ке, ішләткен кішінің ке әққіне вақтыды бір іш тоғырысы да бір нәтче әдісілі баян қылынықлық. Вақтыды бір нәтче әдісілі бір тоқтылып өткен болсақ. Пәғамбар саллаллаһу алейһи ва сәлләмнің бір әдісі де Абу Хурайра разияллаһу анху риwayat кылган хадис. Саласатун ана хасмухум йаумал қиямати ва ман кунту хасмаху хасамтуху йаумал қияма. Ражулун аъта би сумма гадар ва ражулун баа хурран фа акала саманух ва ражулун истаджара ажиран фастауфа минху ва лам юқихи ажрах. Ва лам юфихи ажрах. Пайғамбар алейхиссаламның бу хадисе Хадис Кудси. Яни Аллах субхана ва тааладан риwayat кылган хадис. Яни бу хадисте хизметчилердин шаккыны бермей явалганлар яки уларны кечиктиргендердин кыямат даавагер болдуганлыгын баян кылган хадис экен бу. Аны бунунда кыямат күнү хадисинин умум мазмуну Аллах субхана ва таала шуна дейди экен. Кыямат күнү мен 3 түрлүк адамдын даавагер болмам. Биринчи, мага вада берип Вәдісігі тұрмыға адам білен давалышымен. Ишкенде, азат бір инсанның құл оңды сетіп өліп, пұлыны хәжілуаға адамның ке қаршысығы мен чықымен. Оның ке давагер болымен. Үшінде, хызметчін ішілтіп, ішіні пүттіріп бола, ішіні әлқып бола. Мәселі, мысал қасақ, бір тазлық ішісіне, бүш күн кәшкіше өйін тазлығын салдық, 100 лирағы дейшкен болсақ, 50 lira berib yo'l hisob qo'ydik atibrayda. Ishini bitirib bo'lib, uning ish haqqini bermagan odamga qarshi xizmatchiningki men da'vogar bo'laman deb Buxoriyda rivoyat qilingan hadis. Bu qadar Alloh subhanahu va taolo bu yuqoridagi 3 nuqtani hadis qudusida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tili bilan o'tirib qo'yaqlik. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ishchilarning ajrini ularning tallari qurib bo'lishdan ilgari bilishga targ'ib qilgan bir hadisim bor. Endi mash hadislar chiqishiga asosda xizmatchining ish haqqini berish vaqtida berish xizmatchininki buningki naqadar muhimligini ko'rib olsak, ayni vaqtda xizmatchilarningki ish haqqini bermaslik yoki oz berish Ya kechiktirib berish qatorliq ishlarni qandoq qilganda yuqoriqa hadisning ruhiga tatbiqligi bo'ladi. Endi hadisda diqqatni tortadigan bir nuqta bor. Hadis 3 turlik odam haqida kelgan. Temiga munosabatlik tarafi bir kishini ishlatib, uning ishini to'liq qildirib, qiladigan ishni. Ammo el bir tegishlik haqqini to'liq bermaslik. Hadisda diqqatni tortadigan nuqta shuki, bu xil Davanın davagiri kim o? Allah. Davagiri Allah olup kaldı. Sizin halın ne mehmdi? Tüygüdün de yenge yani. Bu kıyametteki mesele bunun artık bulmaz. Bunun artık hecim olmaydı mesele neki. Kıyamette sizin altına kim çıkadı? Allah çıkadı. Tüygüdü işin. O kıyametteki ahval şu. Hem dünyadaki ahvalını desek bir ölçüm olurdu işinin ki Mesela günlük 8 saat işleyildi bir kaydı var. Kanda yanan bir emge kaydısı var. Ve onun belgelenen bir iş hakkı var. Sen hizmetçiye iş hakkını o bu bana sebeplerini gösterip beğenmedin. Ya ki azlattın. O hizmetçi eğer en insaflı hizmetçi olup kalsa fakat senin hakkını yuvamaslık için belgelenen vakitte sen digen dairden iyip gitmeye iş kılıyordu. İş adamları biliyordu, bir ticaret ya da zavut kankarıxana, her bir işçi, hizmetçi üzünün ailesi de kömüse,
Üzünün işi de kömüse terakki kımmaydıqallıqı, ravaylanmaydıqallıqı, onda zavuttun çıkan mahsulatınınki süpüttüge kapalı kığılınmaydıqallıqı, onda aşkanı ya ki başka mülazimet orullarıdaki neticinin yakşı olmaydıqallıqı hemmege inek. Ama eks takdirde sen hizmetçige maaşını tuluk beydin. İmkaniyet yarı belgen miktarda maaşının aşılıp mesela. Mukapatla da onu. Rıhbetlendirdin. Yani hizmetçiye şuna duygunu verdin ki, bu karxana, ya ki bu urun, ya ki bu hizmet kılavatkan cay, senin. Yalnız minin emez. Minin emez. Hem öylendin. Sen işlevatmaysa, emin ettin minin şirkimsen, mesela. Üzenge layık alırsa, bu yerdeki işlep çıkırış, paydı küpeyse, sana mı küpüyordu, bana mı küpüyordu, diyen bir duygunu bireyelginin de, hizmetçi 8 saat işlemeydi bu yerde. Belki üzerine 24 saat haletine sizin şu işin için bir işi mümkün. Ona dediğimiz gece gündüz ketme işlemi demek demez. Ama şu hizmetçinin ki 24 saat haletindeki o hiyali öyleydiğine hizmet oldu. Öyle otası mı ideyece hayatını hizmetine teyarlık kılıyordu. Hizmeti için devamlı bir hıl intilip durduğunu buluyordu. Kası baldır kılıyordu. Kaysı keçikip kayıtıyordu. İşlevatka vakti ki onun kızgınlığı hüttü üzünün işini kığandık bir halet geliyordu. Eğer şunda halet ki kültürel bir vakti da A urundan ki paydası hedi hesapsız hesapla bulunmaydı. Bunu etraftaki iş adamlarının hemisi düşünüyordu. Ya ki etrafına nezere taşlasak Alvanga yani bir işlevatı mengu digen hiyallan ettiğini işlevatkan urunun işkedin kirgüce hiyalı başka ve çıkan diken hiyalı başka. Fakat şu bir işlevatı mengu digen bir resmiyet yüzsüdün 8 saatlik şuya gekelip belgelengen işine kulunun uçudu kıpkıp ketken adam bilen bu ya minin yerim. Bu ya payda görse ben payda görme. Çünkü bizden hocayen bizini üzüdek kürüdü. Yarışa şekilde payda köpeyse bizge mi köpeydi du. Dediğim bir tuğuk hikayege vakti oturdu asman zemin berk var. Bu dünyada kürülüdü kallan demesi neticesi. Veyran boğan nurgun şirketlerini görürümüz, nurgun ticaret urullarını görürümüz ve terakikip gülünüp gittik nurgun urullarını görürümüz. Hemisi işçi hizmetçilerine karta kalan muamelesi karta kurulduğun netice. Şu başka kıyametteki bunun cezası pek eğer tesvir ilgilenmez. Çünkü senin dava kırın kim çıkadı oldunca Allah çıkadı. Bu da tükür senin işin. Hem dünyadaki iş bu, sen iflas olursa şu. Yani tüküse senin ammakçı olan, hele ki hizmetçinin kıskan, hele ki pulların hava koşuldu. Veren bu dedi şirketin, ya ki ticaret oranın, terakki kınmaydı. Şu bu noktalarını hizmetçi işletti vatkalla, adam işletti vatkalla asla izin çıkamazdı. Yani dünya ve ahirette Allah bizden nemin talep kılan bolsa, şeriat bizden nemin talep kılan bolsa, her biz özü için talep kınmaydı. Allah'a bütün dünya ehli itaat kıp gelse bir sınırlık paydı sonmaydı bir diyelik. Bütün dünya ehli asili kıp gelse bir diyelik nemi sonmaydı. Paydı sonmaydı. Cenab-ı Allah'ın şan şokite. Hiç kılak tesir kuşulmaydı. Fakat onu kıl, bunu kınma, azan, kaiden, mav'anın hakkı da bir liniyelerini, yolunu sizip bir şey bizden menfaatimiz için kardeşler. Kur'an'da manda bir ihbar dıktım tatıdı mı? Allah bizim bir işlerle burup boğan deken Kur'an'da köpünce orullarda ''Ulaike humul muflihun'' deyip muflihun ibaretini işletildi. Muflihun ibareti ne deyken ki? Yani ne deyip tercüme kılımız biz? Nicat tapkışı deyemiz. Ama biz bunu nicat tapkışı deyseken biz Uygurcu düşünüş kolay olsun şuna deyemiz. Sözünün eslini soruştuk bağırsak ''Efleha'' deyken Arap dildeki ''Felaha'' ''Fellah'' sözünün gibi çıkan. Allah subhanahu ve teala müminin dünyada kılgan bütün işlerini bir dihkanın ki terikçilik kılıp en ahırda küspesilde husul ağandaki hoşallık halkı ile tesvirlep durup ibadetleydi. Bir dihkan bir yıl ter töküp cephat atıdı husul ağa vaktiki hoşallıkı tesvirlegisiz oldu ya. Cephanını unutulur. Unutulur demini. Mümin del nimiş kılsa dihkan okşaş üzü üçün kılıdı. Onun bir husul aldığın günü sikiledi. Üzünün mukafatını aldığın günü sikiledi. Şu vakitte bilidi ki mümin Allah buyurgan her iş eslenme üçünken. Minin paydanlıyken de bilidi. Şunun aşka biz deyimiz bu hizmetçilerine karıta
Мәсулитіні әсіл тұтыған тәлиматлар, бұйрықлар. Хұжайыллаға қарта бұларың мәсулитіні әсіл тұтыған тәлиматының әммесі шы қызметчінің өзігі пайдылық, шы хұжайының өзігі пайдылық ішілі. Ақылетті мейлі ақыратты олсын, екі дүнияда олсын, пайдысы кімге? Өзіге. Аллах разы олсын. Ол заман İnsan nima uchun xizmatchisiga yoki xolasida ishlaydigan kishiga shafqat va mehribonlik bilan muomala qilish kerak degan savolningki ma'lum bo'limiga men savolni so'rashdan ilgari javob bergan bo'llar. Yana buni savolningki yana kam yer bo'lsa buni nima qilsak to'liqlab tushunish berilsa va shuning bilan birga qo'l ostidagi xizmatchi qattiq qo'lliq qilgan kishiga Alloh taolo qandoq muomala bo'ladi. Endi bu Әмінетті мәселі қызметшілер мәселесі емес. Бүгін біз сөхбеттейміз шу опқа қачқа асаслық кепінің шу әтрапта қылатымыз. Әмінетті башқылағы гүзел муамылы қылыш, яқшы муамылы қылыш диннің жәуірі қызме. Бір әдіс ба, имам Муслим Әбі Мәсуд тіні равайат қылған әдіс. Әбі Мәсуд манда дайдамның шу әдіс та. Мән бір күні қамчулен бір қызметкерімнің ұрғытаттым дейді. Кейнімден тұйықсыз бір ауазын алдым. Ой, Әба Мәсуд, сен білген дегендек мәзмұнды. Таза атшықым кеп туған боғашқа тан мәқсәтін толық түшенмедім. Қарысам, Расулулла маған еқылап қапты. Расулулла, Әба Мәсуд, Әба Мәсуд, деп маған қытап қуатыды дейді. Маң қарап, қамшыны құламдан ташылдым. Расулулла шу уақытты дей ке, Әба Мәсуд, сен білген дейді. Изыңды болсын, сенің бұл қызметкерге үзәңі күчім етеді деп ойлайса, Аллахның саған күші бәкеті дейді. Енді демек үшін емі? Бұл қызметшінің қызметші қыпәкені кем ол? Аллах. Сәу ең бұны қадірлімінсең, Аллах сені қанақ жазалы алайды. Шын олай, мен бұл кепінің тәсірді, Я Расулулла, Аллах разалық үшін азат қыветтің бұл қолына дейді қызметшіні. Расулулла дейді шы вақты, әгі маштақ қамыған болса, мұш сәуәтлік тәузақ кірттің. Бұныңдың чоң тәхтіт олмайды ені. Қызметшілерге қарта. Қоластыдегі кішілерге яқшы муамылы қылыш арқылық Аллахның рахметіге ердіған, әгер оныңға яман муамылы қылыш арқылық, Аллах Субхана ва Тааланың ке жазасы құшырайды қалдықтары. Қияметті ке жаза бұ. Бая аз үлгірі өрдісі оқыдық. Оның дәңа кірі кім ол? Аллах түгіде. Азыр оқуатқан әдісімізді ма, бұ адамның жазасы немде еді? Дәузақ дейді яны. Бұныңдың чоң жаза алмайды қияметті. Дүниелік оның әхмейтіні деп өттіқ мәселен. Қызметкер ва башқылағы яқшы муамылы қағандың. Енді бір мисал ба. Умар радиаллаху анхуның бір уақиғалығы бұ. Умар радиаллаху анху бір падишадан біріне сынамақ жолып деді ке, ма қойны маған сатып берген пұлысын хайлы баса. Әлгі қызметші әлі падиша енді қой мұның емес деп. Екісіге өлді деп қой, я бөрі еп кетті деп қой. Падиш дейді. Аллах ілан қасамге мен бүгін пұлға бәк ехтияжлық. Егесіге өлді, яки бөрі еп кетті десем, тамамен ішін оды. Амма мен бұ хақты мен ішлаватым әмес ма? Мен расчел аманаттыр мен. Аллах нәді қалу деген мен онда қылса? Мен Аллах көріп тұрдыған тұса дегенден кейін, Өмір радиаллаху анхуның ке бір тәсірленген бір. Яны демек не мұ десе, сән қызметчінге вападар олдың мұ? Қызметчінге мейірбан болдың мұ? Қызметчі саң бұқ қадар аманаттыр олды. Сән болсаң, болмысаң? Болсаң, болмысаң, үзінің кедек мамылы қылуды, әр дәсе пайдысы, мен әсінің пайдысы, саңа қайды дедіген кел. Бұның әмісі не мұдысы, мұшу Құжайылланың ке қызметчіге қыған мамылы істін кеп шықыды әмісі, чүнке ажыз инсая әмейлен. Әмейленге яқшы кеп тәсір қылуды, яман кеп ме тәсір қылуды, яқшылық бізіне тіхімі, яқшылық қапаса, ямалық тіхімі не апырды. Ямалаштыруды бізіне. Үйімізді шылтып атқан, шеркетлерімізді шылтып атқан, зауытларымызды шылтып атқан. Ла, әгер біздің күйімчалық аз үлгірі дегеніміздек, тұйғысыны есқылалыса, вә бұ ұрынны үзінің кедек бір халет келелсе, болды оның садақытыдың кеп қымысақын болады. О вақытта, әр нәрсе, сән ойлығының дынмы, әсілі пилалап, маншылды маншылық пайды қазынымыз, маншылды маншылық пайды көрілуіміз деген дынмы нәче әсі қанақып кетіші мүмкін, ешіп кетіші мүмкін. Әмесі сенің қызметшіге қылыдыған муамиленге қарата бұлыдыған әхвалла. Бәзі қызметшілер, мәселен, яке дүкенде ішлейді қалып олсын, яке шіркетілді ішлейді қалып олсын, намаз оқымасылық мүмкін.
yoki bir din bilan bir ishi yo'q bir shaxs bo'lishi mumkin. Mushunda holatda ish sohibi bo'lgan xo'jayin ya'ni dini vojibiy tarafdan qarasak, qarg'a vaqtimizda Allohning diniga chaqirish yoki shu shaxsni dini tarafga yetaklash majburiyati bo'lamdi. Tabi deb o'tganimizdek, "Valtakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr va ya'muruna bil-ma'ruf va yanhauna anil munkar." Bu ummati Muhammadiyaningki bir xarakteri bu. Ummati Muhammadiyadagi her adam, her shaxs bu dinning bir kadrosi. Bu din uchun o'zini bir xizmatchi deb qarasa bo'ladi. Mush nuqtadan men bir ish xo'jayini qo'l ostimda kishilar ishlaydi, bir muncha ishchilar. Mush ishchilarningki dini ahvoli, uni dunyoviy moddiy huquq majburiyatlariga mas'uliyatimda bor. Dini ahvolim mening nimamda, mas'uliyatimda. Endi dini mas'uliyatingda bo'lgan ekan, ularni go'zal yo'lga boshlash uchun qanday qilish kerak? Qur'on bu vaqtda bizga manda bir yo'l o'rgatadi-chu. Sura Fussilatningki 33-chi oyatida va man ahsanu qawlan mimman da'a ila Alloh va amila solihan va qala innani minal muslimin. Yana bir oyat Sura Yusufningki 108-chi oyatida qul hadhihi sabili ad'u ila Alloh ala basira. Ikkala oyat bizga boshqalarni dini jihat yetaklashningki amiliyat orqali bo'ldiganligi. Güzelce bulduğallıkı, hikmetle bulduğallıkı, mecburlaşılan emez, başkalığa kopaltı güçlen emez, başkalığını suyundurup, bulduğallıkı hakkında sözler var durdu. Emniyette mi karasak, la ikraha fiddin, bu ayet hem öyle bölümümüz, dinde mecburlaşıyor. Sormak çıktım hazır mesela. La ikraha fiddin, dinde mecburlaşıyor hiç kimini. Allah eğer hemini mümin kıp, yaratışta okup kalan olsa, insandan başka mehluka okşaş, insandan muşup etti, Allah itaat kıldığın asılı kımanı yaratı vesi yaratı tuttu. Ama Allah, bendilerini özgü seve seve yani suyup durup bunda, vücududun çıkarıp durup, aldığı gelişini halaydı. Bu noktadan, Hucayla etrafıdakilerini, kul asıdakilerini, bu dini çakamak için kanda kılış gerek, en avval üzünü söydürüş gerek. Ulağın mirişapka bireliş gerek. Ula bu hocayın yaxşı görüş gerek. Ve bu hocayının bu kadar yaxşılıkı ibbağın neresi üstüde izni bulan bir alet kekiliş gerek. Dalısın sual peyda ulaş gerek. Sual peyda ulaş gerek. Bu insanın bana bu kadar yaxşılık görüş. Ben bunun 8 saat işlevatı mı? Bu bana aşırı bir vatudu. Küyünü vatudu. Bazı tuyuksuz ağırıp kalsam ruhsat verdi ama muaşımda kanakı mı diye tuttum diye. Bazı ailemde tuyuksuz, üzerimi götüren mi gidek, aylık maaşımdan çıkaran mı gidek bir kıyınçlık, pavukladı, bop kaldı değil, devam olmaydı da. Bu vakitlerde onun maaşına karak otamay, o kıyınçlıklarına kanak. Bu kanda insan zadı bu. Bu men arkalık, pul tutmak için mi? Ya nemiş kınmak için. Neme bunu bu hale ekeyim deydiğim bir sual peyda o konuda, anlayın kim bunun dinini yakış kurdu, bunun Rabbini yakış kurdu, bu itikat kılgan, itikat kılgan. Yolunu şu vakit yakışkırdı da özü suyup durup bu yolga girdi. Bunun ecre naidi naidi katılırdı. Dinin başkalarını yetekleş, hidayetki çakırış, doğru ol, çakla şeklin bu olu demeli yedi. Şuna kol asıldı Adem işilti vatkalla muşu noktaya dikkat kılış gerek. Her kancı bir işlerini kıp ketküs kegen bozu mu? Özü bir musulman bulu sahip olan. Özü vekillik kılı vatkan bir dinle başkalarını yaman kurup kalması için özünün bazı işlerini vazgeçiş gerek, bazı işlerini kılış gerek. Hizmetçiye mesuliyet yükleş doğrusu da bir dinimizde belgelim var mı? Mesela özünün taht yetmeyliğe işini mi yükleş var mı? Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın bir hadisi yeterlik bu hakta, muttefakun aleyh hadis. Resulullah hadisini manda şekilde ihbarlaydı. İhvanukum ve havalukum. Yani hizmetçilerini hizmetçi atalığısından başka kırındaşlarınla atalığısını işletti Resulullah. Hizmetçi atalığısından başka kırındaşlarınla da bulup bir yerdeki mesele senin akıllı kop kağıllıkınla yeni bir nesi yeni bir nesi emez onun hocayın o kılışı anla. Fakat Allah senin üstü de onu aslında kıldı. Onu sizlere işlet gözde. Ama o gün bunda ahol olan vakitte çokum yemek içmekte beraber bir şekilde muamele kılsın. Kim geçekte beraber şekilde muamele kılsın.
ular kuchi yetmeydigan ishlar ularni taklif qilmasin, ishlarni belli qil. Yordam bersin davlatdu. Belkim buna desem qo'shilmasligim mumkin qarindoshlar, belkim nurg'un kishilarning kallasini o'tmasligim, ammo biz bir xizmatchimizga muomala qilishda o'zimizning o'g'limiz yoki qizimizga muomala qilgandek. Ya'ni nima degan gap anda desa, masalan, deylimining bir shirkatim bor. Men bir xizmatchimning qizim ishlayapti. Va o'g'lim ham ishlayapti shu shirkatda, masalan, deylik. Shu shirkatdan o'g'limga qanchalik vazifa yuklagan bo'lsam, men o'g'lim bir atabonlik, meni muhabbat va shirkatda ishlagandan keyin bir xizmatchining bir vazifasi bo'ldi. Shu nuqtada qanchalik uningga vazifa yuklayotgan bo'lsam, buni ham shunchalik yuklashim kerak. Bu o'g'lim bo'lganligi uchun boshqa u xizmat undan ishonmaydi. Ya'ni bir odam o'zining xizmatchisiga, atrofidagi kishilarga, o'zining balasiga, o'zining qiziga muomala qilgandek muomala qilmasa, bu yerda bir adolatsizlik kelib chiqadi va dinning xizmatchilariga muomala qilish o'lchimiga qanday qilmagan bo'ladi, toshmagan bo'ladi. Masalan, shu o'zining balasini bir ishni qilganda bir narsa, masalan, bir narsa to'shaymiz deylik. O'zining balasiga bir tog'ani assa, boshqalarga ko'tirdi yo deb 2-3 tog'ani otadigan masalan. O'xshash ishda uning boshqacha, buning boshqacha muomala qildigan. Bu aslo islom talabi bo'yicha to'g'ri muomala qilish shakli emas. Ya'ni demak, xizmatchiga ish topshirishdagi o'lcham sizning o'zining o'g'ling yoki qizing bo'lsin. Ya'ni shularga yuklanmagan mas'uliyatni ular yuklasang bo'lmaydi. Ular yuklasang bo'lmaydi. Masalan, bir vazifa bor, o'g'ling yuklaysa. Chunki shu vazifaning xarakteri shu. Tamom, boshqalar yuklasang bo'ladi. O'g'lim o'g'illik uchun bu ishni qilishga chidamaysa, ya'ni qilinmaydi, yoki egri keladi, jafa tortib qoladi. Tamom, o'xshash. Mushta muomala qilishing kerak. Ya'ni biz ikki o'lcham qo'llansak bo'lmaydi u yerda. Alloh razı olsun. Suhbatimizda bu oxirgi nuqtaga kelib qolgan tuduq. Endi ba'zi oilalarda bola boqquchi yoki uy xizmatchisi tozalik qilguvchi nom bilan ayollar ishlaydi endi. Hatto mana shu siz biz yashayotgan muhojiratlik hayotimizdami? Masalan, ancha-muncha to'rlarda, guruhlarda, masalan, ba'zi guruhlarda anglab qolamiz, masalan, bola boqquchilar istaymiz, to'g'ri ayol boqadigan istaymiz deganga o'xshagan. Bu uydamda er va yoki balog'at ketgan o'g'illar bo'ladi. Ular bilan o'tirib qolib ishlarda ba'zi ishlarga diqqat qilinmaydigan ishlar mavjud. Bu to'g'rida ozroq bir tushuncha berilgan bo'lsa. Endi xizmatchi insonga eng yaqin kishi hisoblanadi. Mayli u zavod, shirkat, oila farq etmas, uning farqi yo'q. Ba'zi oilaga shofir solamiz, masalan, ba'zi yakisining xizmat bir shirkatning xo'jayini hisoblanadi, bir shofir bo'ladi. Yoki ishxonangda ishlaydigan bir katib bo'ladi, masalan. Mushu munosabat bilan insonga yaqin bo'ladi endi. Bara-bara asta-asta balkim qashqanda ishlaydigan katib senga singlingda ko'rinib qolishi mumkin, yoki shular da'vo qilishi mumkin. Shofirni o'z odamgo deb masalan ayoling yoki qizing bilan bir yerga evatida ishob qilishi mumkin. Ya'ni bu yerdagi orlishishningki bak yaqin bo'lib ketishi yoki shu odamga favqulodda ishonch qilib ketish behudlashtirib qo'yishi mumkin. Bu yerda shuni asdan chiqarmaslik kerakki, shariatning mahramiyat bir had hududi bor. Bir o'lchimi bor. Ayol bolalarimizningki normal orilisha oladigan bir doira bor. Shu doiraga mayli ishlayotganlar bo'lsin, yoki ishlatayotganlar bo'lsin, diqqat qilish kerak. Bo'lmasa biz izni paqsaq bo'ladi, qarab paqsaq bo'ladi. Mushu oiladagi xizmatchilar yoki shirkat yoki boshqa urlardagi xizmatchilarningki er ayol orliq saqlamaganligi, shariat had hududiga rioya qilmaganligi uchun keyindan chiqayotgan salbiy oqibatlar nurg'un aniqroq desak, rasvochiliklar, ba'zi ig'izga olinmaydigan ishlarning yuz berib qolish ahvollarining hammasi dastlabda Allohningki bu nuqtada belgilagan had hududiga rioya qilinmaganligidan bo'lgan. Shunga shu mayli ishlaguvchi qarindoshlarimiz bo'lsin, ishlatguvchi qarindoshlarimiz bo'lsin, mush nuqtaki had hududga alohida qanaqa qilish kerak, diqqat qilish kerak. Alloh razı olsun. Endi oxirida bir azalan bir so'z olsak, mana shu dunyoningki har qaysi taraflarda shirkat qurgan va
адам ишлетип аткан, дүкөн ачкан, кесип эхли болгон, өзүбүздүнки Түркиянын сыртыда болсун, мисалы Европада болсун, Америкада болсун, Орто Азия тарапында болсун, мухажирет жашап аткан уйгурлардын ичинде мошу түрдөгү кырандашларыбыз интайын көп, яны хылы эгир салмакты эгеллейди. Анда булагы бир ички кыз машакты бир үчүнчү тавсия инсанга дайдыгынымыз инсан hayatta işleydi. Ya kişi işlerini kılıyordu ya çoğun işlerini kılıyordu. Kan da olsa işleydi bu çoğun mesele. Mesela ben işleydi. İşliğe vakitte işlügücü, işletkücü bir hale şekillen oldu. İşlügücü gibi mi? Bizden asasi sohbetten karakteri şu. Bir mesuliyet, bir mecburiyet. Ve bunun hak hukuki bekitiliyordu. İşletkücünün mü? Bir mesuliyet, mecburiyet ve hak hukuki yüklenudu. Bence her taraf bununla alahide kana kılış gerek, dikkat kılış gerek. Yani misalla etsek, köpünce kırındaşlarımız dikkat kılmaydı. Bazıla işleydi, işleydiğin vakit saati yine belgelengen. Alıdığın maaş var şunun kukarıda. Ama şu iş vakti da, hocayın bağ haletlen yok halet biraz paraklanıyordu. Bu olsa başka, yok olsa başka. Kardeşlerime dedim ki Allah'tan korkuş gerek kardeşlerim. Bu bizim tavsiyelerimiz şu. Yani işli güç kardeşlerimiz, yani işler güç kardeşlerimiz. Bu noktada kimden korkuş gerek? Allah. Aslında bu olsun ki o işle atmaydı. O bir ibadet kılavatıdı ameliyette. Eğer şu kıvatkan işi de, aladığın iş hakkı yarışa, işleyemse, ya ki hocayın olan kişi işleyen hizmetçisinin işleğine yarışa onun hakkını tutup bilmese bu bunun da acayip katlı cinayet ötkezken burada. Bu bir nokta. Yani her adam onun ışığının buluş gerek. Sadakatmenlik ile işleyiş gerek, sadık oluş gerek. Bu bir tavsiye. İşkinin tavsiyelerimiz en mühim nokta şu. Şu bulup mu biz bugün günde kardeşlerimizin köpüncüsü işleş ki mecbur kavatıdı. Hem işleş gerek. İşleş yerine de şu milli, dini kıymet kararlarımız biraz nimboza, yani emel kılınsa. Mesela az ilgili de öttük. Dinden bir ölçüm oldu. Er ayalarının arılış meselesi de. Erle kılalaydıgan işle var. Ayalla kılalaydıgan işle var. Ayalların maske meydigan ayalarının ki İzzetliğe, şerefliğe, nazukluğa maske meydana işlağı var. Bu şu noktalarda kırındaşlarımız Allah'a da dikkat kılsa diyen tavsiyelerimiz var. Allah razı olsun. Biz bugünkü sohbetimizde 5 mühim noktanı yoğurtup ötken bulduk. Bunun birincisi hizmetçiye yakışı muamele kılış. İkincisi hizmetin iş hakkını vaktide biriş. Üçüncüsü hizmetçiye şefkatlik ve mehriban buluş. Төртүнчүсү хизметчини Аллах тарапка жетеклеш, яны коласыздык кишилерге ибадат кылышыга окшоган ишларга шарайыт азырлап бериш. Эгер дин биле иши жок, намаз окумайды мындай кишилер болсо, өзү өлгү болуп, амилети менен өлгү болуш. Жетеклеш. Жетеклеш. Бешинчи хизметчини күч жетмейди га ишларга мажбурлаштык деген ноктолда жортуп өткөн болдук ноктолдо. Allah razı olsun. Hürmetli kardeşler, şunu bilen bugünkü sohbetimiz yani hukuk ve mecburiyet namlı sohbetimizin ki 14. bölümü mişeyde ahırlaştırıyoruz. Bu münasebet bilen sohbetimizin ki mühmini ustaz Muhammed Ali'ye rahmetimle yetimen Allah Teala büyük ecir azim ata kısın. Bu sohbetle bu çıkan vaktlerine Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günüsü hasenatlının ki katarının kısın. Amin. Ve şunun olan birge sohbetinin ki film gelinişi ve başka şaraitlerine hazırlanışı da yardımcı olan kundaşlarına hemisi ki Cenab-ı Allah'ın dünya ve ahiretti yakışılık dileyim ben. Bütün bu filmini ve bu sohbetimizde köygen ve taratkan barç kırındaşlığa Cenab-ı Allah Subhanahu ve Teala kıyamet günde ecrezim etaksun. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Görüşkünce aman bulunma.
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.